Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı reçeli yapacağız. Burada toplamda 2 kilo kayısımız var. Kayısımızı yıkadık. Böyle ikiye böldük kayısılarımızı. Bunları önce bir gece önceden şekere yatırıyoruz. Şimdi bunları yıkadığımız kayısılarımızı tencereye boşaltıyoruz. Kayısılarımız için de her bir kilo için 3 su bardağı şeker kullanacağız. Bu şekilde 6 su bardağı şeker koyduk. Bunu geceden ağzını kapatıp bırakacağız. Kayısılarımız suyunu salacak. O şekilde ateşe koyup kaynatacağız. Geceden beklettiğimiz kayısılarımızı ocağa aldık. Üzerine bir çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi birazcık sulandı. Şimdi altını açıp pişmeye bırakacağım. Reçelimiz kaynamaya başladı. İlk köpürdüğü zaman köpüklerini almadım. Şimdi bu aşamada kenardan köpüklerini alacağım. Yani ara ara kenarına biriken köpükleri alıyoruz. Reçelimiz daha güzel olsun diye. Kayısılarımızın ara ara kenarında biriken köpüklerini alıyoruz. Kayısı reçelimizin şöyle kıvamını göstereyim. Biraz daha koyulaşması lazım. Ara ara kontrol ediyoruz kayısılarımızı. Burada şu şekilde yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz kayısılarımıza. Evet arkadaşlar, kayısımız kaynadı. Kıvamını şöyle göstereyim size. Daha da yoğunlaştı. Kayısılarımızı bastırmıyoruz. Kenardan karıştırıyoruz. Kayısı yumuşak olup dağılmasın diye. Şöyle kenardan kontrol ediyoruz. Şöyle bir kıvam testi yapacağım. Küçük bir şerbetini alıyorum.
kayısımızı bir kez daha domatesle yapacağız. Şöyle damlatalım. Kayısımızın rengi muhteşem oldu. Soğuttuk şöyle. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bir de şöyle çizgi çekelim. Çabuk birleşirse biraz daha beklemesi gerekiyor. Biraz daha bekleteceğiz. Şöyle kavanozlamadan önceki son halini göstermek istiyorum kayısı reçelimizi. Çok güzel bir kayısı reçelimiz oldu. Şu şekilde tabağımızı aldık. Son halini size yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, kayısı reçelimiz hazır. Size söylemek istediğim bir şey daha var. Ben kayısı reçelimin içerisine kayısı çekirdeklerini de ilave edecektim. Fakat kayısı çekirdeklerimi test ettim, acıydı. Siz eğer kayısı çekirdeklerinizi test edip acı olmadığını kanaat getirirseniz içerisine ekleyin derim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yılın ilk kayısıları, gördüğünüz gibi hepsi top top dağılmadı kayısılarımız. Çok güzel oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim.